Herkese tekrar merhaba. Top Interview listesinin sıradaki sorusu arkadaşlar. Jump Game sorusu. Bu bir Medium soruymuş. Şurada açtım ben kenarda. Sorun hangi konulardan oluştuğuna bakalım. Liste dinamik programlama ve yine açgözlü bir algoritmadan bahsedilmiş. Bize yine bir liste veriliyor. İçinde integer sayılar olan. Ve başlangıçta bu listenin birinci elemanı üzerindeki indekste kendimizi hayal ediyoruz. Yani olay başlıyor. Biz iki şurayı büyütelim. Ve bu noktadan zıplayabileceğimiz maksimum noktayı da bize bu 2 gösteriyor işte. Yani mesela ben buradan 2'den 1'e de zıplayabilirim. Burası maksimumu gösterdiği için 3'e de zıplayabilirim. Ve bize şu soruluyor. Listenin son elemanına kadar zıplayabilir miyiz bir şekilde? Mesela buradan 2'den 1'e zıpladım. Birden tekrar 1'e zıpladım. Birden de 4'e zıpladım ve son elemana ulaştım. Şu soruya bakalım. Mesela 3'teyiz. 3'ten en fazla buraya zıplarım. 0. 0'a düştüğüm an zaten bu bir yere gidemezsin. Demek burada kalırım. Oraya gitmeyeyim. 3'ten madem ki maksimum oraya zıplayabiliyorum ama mesela 1'e de zıplayabilirim. 1'den gördüğünüz gibi 0'a kadar gidebiliyorum. 3'ten 2'ye gidebilirim ama 2'den de yine buraya kadar gidebilirim. Bunu söylememin sebebi şöyle düşünün. Bunun yanında 4 olsa idi mesela. 3'ten buraya zıplamak yerine 3'ten yanındaki 4'e zıplayıp buradan listenin dışına kadar atlayabilirdim ya da sona kadar gidebilirdim. Sorunun çözümünün mantığını anlamak için yine şunu kopyalayalım ve şurada üzerinde düşünelim. Bu soruda da yapacağımız şey yine bir pointer tutmak başlangıç noktasından ve bu pointer'da sürekli tek tek ilerleyerek veya zıplayarak ilerleyerek de düşünebilirsiniz. En son noktaya kadar ulaşmaya çalışmak. Yani amacım P ile son noktaya ulaşmak. Okey, bu cepte. Bir şeye daha ihtiyacım var. Herhangi bir anda gidebileceğim maksimum uzaklığı tutmak istiyorum. Yani mesela ilk noktada kendimi hayal edelim. İki noktasındayım. Buradan nereye zıplayabilirim? Üçüncü indekse zıplayabilirim. Bunu her zaman bileyim. Yani burası mesela 4 olsaydı ve bu daha uzun bir liste olsaydı. 4 tane ileri zıplayabilirim. Bu cepte. Yani bu cepte. Bunu bir cepte hayal edip. Ondan sonra ilerleyip daha büyük bir zıplayabileceğim mesafe var mı ona bakmalıyım. Örneğin burada 8 olsun. Yani ben şunu biliyorum. Evet, ha ben 4'e zıplayabiliyormuşum diyorum. 4 tane zıplıyorum, tamam mı? Ya burası benim cebimde, bu bir dursun. Yani hemen buraya zıplayıp hareket etmiyorum. 4'ten 1'e giderken yani şu aralıkta hareket ederken acaba benim maksimum zıplayabileceğimi daha ileri atacak bir değer var mı onu arıyorum şu aralıkta. Tek tek hareket ederek. 3. Bu noktadan 3 ileri gitsem 1, 2, 3 yine maksimum. Bu beni ileri atmaz. Bir tane daha ilerledim. 8'e geldim. 8 beni şu anki maksimumumdan daha ileri atar mı? Evet atar. O zaman yeni maksimumum mesela şurada bir şey olsun. Sonra tek de tek der gittim. Her seferinde bunu kontrol ediyorum. Buradan şu andaki maksimumu geçebilecek bir noktaya zıplayabilir miyim? Buradan geçebilir miyim? Nasıl olsa bu noktaya kadar gitmem serbest arkadaşlar. Yani şurada bir sıfıra da rastlasam bu benim umurumda olmaz. Çünkü ben maksimuma gitme özgürlüğüm var. Sadece arada kendime daha iyi bir çözüm arıyorum. Beni daha yükseğe atacak. Diyelim ki burada 4'e rastladım. Bu noktadan beni daha ileri atacak, maksimum jump'ımın daha ilerisine atacak bir şey var mı? Evet, var burası. O zaman şimdi maksimumu orası hayal edeyim diyorum. Peki ne zaman false döneceğiz? Eğer şöyle bir şey olursa, mesela diyelim ki burada sıfıra denk geldik gerçekten de. Bu noktaya kadar ulaştım. Bu noktaya ulaştığımda sorun yok. Pointer'ın maksimum erişebileceği uzaklığa eriştiyse ve benim döngüm pointer'ı ileri atmak istiyorsa ama maksimum ileri gidemiyorsa, yani maksimum neyin göstergesi? Buraya kadar gidebilirimin göstergesi. O zaman artık döngüden çıkıyorum. Çünkü ben bu noktaya kadar gidebileceğim maksimum seviye buydu. Pi m'nin de ilerisine geçti indeksim. Demek ki artık döngüden çıkmam lazım ve false dönmem lazım. Kodu yazınca şimdi daha iyi anlayacaksınız zaten. Ama mantık bu şekilde. Yani her seferinde gidebileceğim maksimum ne? Burası. Tamam, o zaten benim cebimde. Şimdi tek 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 ilerleyerek maksimumu daha ileri atabilecek bir nokta var mı? Onu arıyorum.
Bu sorunun algoritması bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hızlıca kodumuzu yazalım. Önce hem maksimum değerimizi tutacak hem de bizim mevcut noktamızı tutacak değişkenlerimizi tanımlayalım. Bir döngüye gireceğim yine ve döngüm şu şekilde devam edecek. Yani benim pointer'ım o belirlediğim maksimum noktasına ulaşana, dengeye gelene kadar devam edeceğim. O noktaya geçiyorsam uzanamıyorum demektir. Döngüm devam ettiği sürece pointer'ımı artacağım ve buraya mantığımı yazacağım. Attığım her adımda o noktadan ulaşabileceğim maksimum noktaya bir bakalım ve maksimumu güncelleyelim. Onu da nasıl yaparız? Benim herhangi bir noktadaki maksimum şu andaki maksimumumdan büyükse maksimumu güncelleyeceğim. Yani eğer şu anda bulunduğum indeks ile buradan zıplayabileceğim noktanı topladığım zaman ulaşabileceğim indeks şu anki maksimumun en maksimumu tutuyordu. Bundan daha büyük bir sayı ise o zaman maksimumumu bu değere güncelleyebilirim şu kısmı. Ve şuna bakıyorum. Eğer bu bulduğum maksimum değer beni listenin son noktasına kadar zıplatabiliyorsa veya ondan daha uzak bir yere zıplatabiliyorsa soruyu çözmüşüm demektir. Bütün bu döngü bittikten sonra ulaşabildiğim maksimum listenin hala içerisinde kalıyorsa ve pointer'ım da maksimum noktasına geçtiyse arkadaşlar geçmiş olsun. Bu iş olmuyor demektir. False dönmemiz lazım. Bir sonraki soruda görüşürüz.